Sürekli korunan gizli denge. Güneş sisteminin yapısını incelediğimizde her detayda çok hassas bir denge ve ince bir ayarla karşılaşırız. Örneğin, gezegenleri dondurucu soğukluktaki dış uzaya savrulmaktan koruyan etken, Güneş'in çekim gücüyle gezegenlerin merkez kaç kuvveti arasındaki dengedir. Güneş sahip olduğu büyük çekim gücü nedeniyle tüm gezegenleri kendine çeker. Onlar da dönmelerinin verdiği merkez kaç kuvveti sayesinde bu çekimden kurtulurlar. Ama eğer gezegenlerin dönüş hızları biraz daha yavaş olsaydı, o zaman bu gezegenler hızla Güneş'e doğru çekilirler ve sonunda Güneş tarafından büyük bir patlamayla yutulurlardı. Bunun tersi de mümkün olabilirdi. Eğer gezegenler daha hızlı dönseler, bu defa da Güneş'in gücü onları tutmaya yetmeyecek ve gezegenler dış uzaya savrulacaklardı. Oysa çok hassas olan bu denge, her an her saniye kusursuz bir biçimde işlemektedir. Ayrıca söz konusu dengenin her gezegen için ayrı ayrı kurulmuş olduğuna da dikkat etmek gerekir. Çünkü gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıkları çok farklıdır. Dahası kütleleri çok farklıdır. Bu nedenle hepsinin ayrı dönüş hızları vardır. Ancak tüm bu ayrıntılar yaşanan kusursuz düzende herhangi bir aksaklığa yol açmaz. Güneş sisteminin yapısı hakkında önemli keşiflerde bulunan ve yaşamış en büyük bilim adamı sayılan Isaac Newton şöyle yazmıştır. Güneş'ten, gezegenlerden ve kuyruklu yıldızlardan oluşan bu çok hassas sistem, sadece akıl ve güç sahibi bir varlığın amacından ve hakimiyetinden kaynaklanabilir. O, bunların hepsini yönetmektedir ve bu egemenliği dolayısıyladır ki ona üstün kuvvet sahibi Rab denir. Dünyanın Güneş sistemi içindeki yeri de yine kusursuz bir yaratılışın varlığını göstermektedir. Her bir gezegen, her bir sistem birbirini tamamlayıcı bir görev üstlenmiştir. Örneğin, son astronomik bulgular, sistemdeki diğer gezegenlerin varlığının, dünyanın güvenliği ve yörüngesi için büyük önem taşıdığını göstermiştir. Jüpiter'in konumu buna bir örnektir. Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, varlığıyla dünyanın dengesini sağlamaktadır. Astrofizik hesaplamalar, Jüpiter'in bulunduğu yörüngedeki varlığının, Dünya gibi diğer gezegenlerin yörüngelerinin istikrarlı olmasını sağladığını ortaya koymuştur. Jüpiter'in Dünya'yı koruyucu ikinci bir işlevini ise, gezegen bilimci George Wetherill, Jüpiter Ne Kadar Özel adlı bir makalede şöyle açıklar. Jüpiter'in bulunduğu yerde, eğer bu büyüklükte bir gezegen var olmasaydı, Dünya gezegenler arası boşlukta gezinen meteorlara ve kuyruklu yıldızlara yaklaşık 1000 kat daha fazla hedef olurdu. Eğer Jüpiter olduğu yerde olmasaydı, şu anda biz de Güneş sisteminin kökenini araştırmak için var olamazdık. Dünya canlıların, özellikle de insan gibi son derece kompleks canlı varlıkların yaşayabilecekleri bir ısı değerine ve soluyabilecekleri bir atmosfere sahiptir. Evrendeki dev ısı yelpazesi içinde canlı yaşamına izin veren ısı aralığı çok dar bir aralıktır. İşte dünyamız tam bu ısı aralığı içinde yer alır. Bu ideal ısı değerinin sağlanmasında pek çok etken rol alır. Bunlardan birisi Dünya ile Güneş arasındaki mesafedir. Elbette ki Dünya Güneş'e Venüs kadar yakın ya da Jüpiter kadar uzak olsaydı, yaşama imkan verecek bir ısı değerine sahip olamazdı. Bu ısı aralığının korunması, Güneş'in yaydığı ısı enerjisiyle de yakından ilişkilidir. Hesaplara göre, Dünya'ya ulaşan Güneş enerjisindeki %10'luk bir azalma, yeryüzünün metrelerce kalınlıkta bir buzul tabakasıyla örtülmesiyle sonuçlanacaktır. Enerjinin biraz artması halinde ise tüm canlılar kavrularak öleceklerdir. Oysa bunlardan hiçbiri gerçekleşmez. Dünyanın ısısı canlıların yaşamasına el verecek şekilde sabit kalır. Dünyanın kendi etrafındaki yüksek dönüş hızı da bu ısının dengeli dağılımına yardımcı olur. Dünya sadece 24 saatlik bir süre içinde kendi etrafını dolaşır ve bu sayede geceler ve gündüzler kısa sürer.
kısa sürdükleri için de gece ile gündüz arasındaki ısı farkı çok azdır. Bu dengenin önemi, bir günü bir yılından daha uzun süren ve bu yüzden gece gündüz arasındaki ısı farkı 1000 santigrat dereceyi bulan Merkür'le karşılaştırıldığında görülebilir. Şu anda ekranda tüm dünya sinemalarında ilgiyle izlenen ve büyük yankı uyandıran bir filmin sahnelerini izliyorsunuz. Yarından Sonra ya da orijinal ismiyle The Day After Tomorrow. Bu filmde doğadaki muhteşem dengenin bozuluşunu ve bunun insan yaşamı üzerindeki etkilerini çarpıcı görüntüler eşliğinde izlemek mümkün. Yarından Sonra sıkça konuşulan ve üzerinde senaryolar üretilen küresel felaketi gerçek verilerden hareket ederek beyaz perdeye taşıyan bir film. Küresel ısınma üzerine araştırma yapan bir iklim bilimcinin öngörülerinin bir anda gerçeğe dönüşmesini konu alan film, bir sinema hikayesinden daha çok evrendeki hassas dengelerdeki ufak bir bozulmada yaşanabilecek felaketi gözler önüne seriyor. Filmde küresel ısınma nedeniyle eriyen buzullar, sıcak su akıntılarını değiştirip havanın inanılmaz derecede soğumasına sebep oluyor. 24 saat boyunca hiç durmadan kar yağıyor, insanlar sokaklarda donuyor, gökten buz kütleleri düşüyor, kasırgalar her yanı yıkıyor. Dünya, yaşanması mümkün olmayan bir gezegene dönüşüyor. İşte bu görüntüler, yeryüzünde son derece hassas değerlerle korunan dengenin bozulması halinde, insanlığın ve tüm canlılığın tıpkı filmde anlatıldığı gibi bir felakete sürükleneceğini oldukça güzel tasvir etmektedir. Küresel ısınma üzerine çarpıcı bir film daha. Amerika Birleşik Devletleri eski başkan yardımcılarından Al Gore'un küresel ısınma üzerine çalışmalarını konu alan Uygunsuz Gerçek. Al Gore'a göre küresel ısınmanın yıllardır siyasi bir sorun olarak görülmesi tamamen yanlış bir anlaşılma. Çünkü dünyanın ekolojik dengesinin bozulmasıyla adeta bir saatli bombanın üzerinde oturuyor olduğumuz çarpıcı bir gerçek. Hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all was 2005. The scientific consensus is that we are causing global warming. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. This is Patagonia, 75 years ago, and the same glacier today. This is Mount Kilimanjaro, 30 years ago, and last year, within the decade.
there will be no more snows of Kilimanjaro. This is really not a political issue so much as a moral issue. Temperature increases are taking place all over the world, and that's causing stronger storms. This is the biggest crisis in the history of this country. Early this morning, Hurricane Katrina slammed into New Orleans. It has shocked audiences everywhere they've seen it. The Arctic is experiencing faster melting. If this were to go, sea level worldwide would go up 20 feet. The World Trade Center Memorial would be underwater. Think of the impact of a couple hundred thousand refugees, and then imagine 100 million. Our ability to live is... This mass suicide was discovered here in the ancient Mayan city of Tikal. The victims adhere to the Mayan calendar, which predicts that the end of time will coincide with a planetary alignment on the 21st of December of 2012. Let's go! 2009 yılında gösterime giren ve Maya takviminin sona ermesiyle kıyametin kopacağına inanıldığı 2012 yılını anlatan 2012 filmi de genel konusunun yanında dünyanın sistematik dengesinin bozulmasının ardından ne gibi felaketlerin tetiklenebileceğini sarsıcı görüntülerle anlatmaktadır. Üzerinde yaşadığımız dünyayı ve bütün evreni tam anlamıyla canlı yaşamına imkan verecek şekilde yaratmıştır. Bu, Allah'ın kulları üzerindeki lütuf ve rahmetinin bir eseridir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Görmedin mi? Allah, yerdekileri ve denizde onun emriyle akıp giden gemileri sizin yararınıza verdi. Ve izni olmadıkça göğü yerin üstüne düşmekten alıkoyar. Şüphesiz Allah, İnsanlara karşı şefkatlidir, çok merhametlidir.